başka youtuberların sorularından aldık. Bazıları böyle bizim aklımıza geldi. Bazılarını sizler sordunuz falan, böyle toparladık. 30 soruluk bir soru yani oldu. 30 soru. Konuşamadık. 30 soruluk bir video oldu. Konuştum sonunda. Bu arada bizim daha öncesinde beraber yaptığımız böyle o mu bu mu tek gibi birkaç tane beraber çektiğimiz challenge'lar, tek videoları var. Ta kaç sene öncesinden bile olan videolara aşağıya açıklamalara link olarak bırakır. Evet. Kuzenime teşekkür ediyorum buradan cümlemi tamamladığı için. İsmini soy isimden başlayalım. Belki şu anda bizi daha yeni tanıyanlar falan olacak. Ben kanal sahibi Tuğba, 28 yaşındayım mı diyeyim, yıl olarak 29 yaşındayım, 88 doğumluyum, evliyim, bir kızım bir oğlum var, kızım 5 yaşında, oğlum 10 aylık, kendisi kuzenim olur, ara ara böyle senelik yazın ya da kışın neyse artık gelir, ablası olsun biz olalım, hemen göndermek istemediğimiz için bir buçuk iki ay bizde kalır, ablasında kalır dönüşümlü olarak. Onu da videolarıma dahil etmeye başladım. 3 yıl, 4 yıl öncesinde de. Çok da severek izlediğiniz için onunla ilgili olan videolarımı böyle ara ara o geldiğinde daha sık beraber video çekmeye çalışıyoruz. Buradan da onu da severek izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi kendisi anlatsın biraz kendisini sorulara geçmeden önce. Bu da şey önce. Gibi oldu. Okulun ilk günü olur ya böyle hani. Öğretmen sorar adını. Kendini anlat, tanıt. Ben Özlem, Tokatlıyım. Orada yaşıyorum. Niksar. Niksar'dayım. Yaşım 22. Bekarım. Tuvaletlerimi bekliyorum. Tuğba Erol'un programına hoş geldiniz. Böyle. Başlayalım o zaman sorulara. Bir burcun ne? Burcum Aslan. 15 Ağustos doğumluyum. Ben de 20 Mayıs doğumluyum. Boğa burcuyum. En son ne zaman ağladın? Çok net. En son Kore dizisi izliyorduk. Jeon Jae-yul muydu bir şeydi o ağlatmıştı. Benim favori 5 Kore dizimin içindedir kendisi. It's Okay, That's Love diye. Kendim çok severek izlediğim için ona da diyordum gelince beraber senle bir daha izleriz diye. Çok güzel bir dizi. En son ikimiz de evet onda ağlamıştık. Evet. En sevmediğin ders neydi? Geometri. Nefret ederdim. Tarih bende hiç. Lisede o yüzden sayısal okumuştum. Yani sırf coğrafya tarih görmeyeyim diye. İnternetsiz ne kadar hayatta kalabilirsin? Bunu bir videodan almıştık. Ya ben hazırladım soruları. Böyle farklı farklı soru cevap videolarından aldım. İnternetsiz. Bilmem. Hiç düşünmedim ya. Ya önce internetsiz kaldığımız zamanlar hani insan önemsemiyormuş ama şu an evet. Çok sık kullandığımız için çok zor olurdu ya. Ya telefonumuzda bile hemen bağlandığımız için elimizin altında ya zor olurdu. Yani, 2 gün en fazla. Yani ben de zorlanırdım ama o kadar olur muydum? Olurdum herhalde. Bir genç kıza göre bir evli kadının sıkılması daha geç olur tahminim. Yani. Çünkü benim oyalanacağım çok işim oluyor. Ama boş insanlar böyle yani internetsiz yapamıyor. Ya gülüyorum sadece. En sevdiğin renk? En sevdiğim renk. Sen cevapla ben sonra söyleyeyim. Ay, niye ben ilk söyleyeyim? Siyah ya siyah. En sevdiğim renk siyah. Gri. O yani. Siyah. Öyle. Ya benim çok farklı oluyor. Senesine göre değişiyor biliyor musunuz? Senesine değil. Bence ayına göre değişiyor. Olabilir. Benim mavisi oluyor, kırmızı oluyor. Hepsi. Evet. Ya ama tabii ki ilk sıram hiç değişmeyecek. Siyah ve beyaz olur. Bu sene, geçen sene hardal sarısına, kiremit rengine takmış biri olarak bu sene nedense bu bebe mavisi ve kırmızıya çok taktım. Ne alırsam o tonları gidiyor elim. Mutsuz olduğum zaman ne yaparsın? Mutsuz olduğum zaman ne yaparım? Ya ben mutsuz olduğum zaman illa kendimi ağlatmayı çok severim. Niye bilmiyorum. Ben slow şarkı dinlerim. Genelde yani slow şarkı dinleyerek kesin rahatlamak için yani kendimi ağlatıyorum. Yani üzüldüğümü dibine kadar yaşayacaksın ki bitecek mutsuzluk. Aynen.
Ha, ben yok öyle olmuyorum ya. Üzülünce ben ne yaparım? Ya eşime anlatırım. Annem olur, Özlem olur. Yani ben pek böyle kendimi nasıl diyeyim yıpratmayı sevmiyorum. Yıpratmak istemem yani. Mesela canımı çok sıkıldığı zaman ben yalnız da kalmam. Hayatta kalamam. Sizi heyecanlandıran bir anınız var mı? Heyecanlandım. İnanın hiç Aklıma da düşünmedim. gelmiyor ya. Yok yani. Yok An mu acaba? heyecanlandıran bir anı. Gelmiyor aklıma. Aa, ben nasıl gelmez? İki tane doğum yaptım ben. Benim en heyecanlandığım oydu yani. Onları beklemek. Acaba kime benzeyecek? Acaba Yani. nasıl olacak? Allah'ım ne yapacağım? Yani en büyük anım onlar benim ki onları da detaylı anlattığım bir videom var. Yine de onu yine onun linkini de bırakırım aşağıya. Senin Hatırlamıyorum, gelmiyor yani aklıma. benimle olduğun her an heyecanlı olduğunu düşün. Sonsuza kadar yaşlanmayacağınız bir yaş olsa ne olurdu? Bu yaşımı isterdim herhalde. Kaç yaşındaydın? 22. 20'den sonrasını isterdim. O yaşlar 20 ile 22 arası. 19'da kalmak isterdim. Niye? Hmm. O. Sizi sinirlendiren şeyler ve o andaki tepkiniz. Sinirlendiren şeyler. Sen cevaplayırken önce ben biraz düşüneyim. Önce ben de sen cevaplarsan ben düşünürüm diye düşünüyorum. Ya şeye benim tahammülsüzlüğüm en çok sinirlendiren onu söyleyebilirim. İki yüzlü ve çok şeyim ben. Yalan. Yalan yani onlar. Ama özellikle iki yüzlülük. Bir ona farklı oynarsın, bana farklı konuşursun olur ya. Yani ona çok şeyim. Beni en sinirlendiren o yani. Tepkin ne Tepkim olur? ne olurdu? O yani. İnsan son insana daha konuşmamayı ortamda terk etmeyi tercih ederdim. Olur yani. İlk herhalde yaptığım da şey bu. Yaşanmış tecrübeyle sabit aslında bu soru. Benim de öyle olur. İki yüzlülük olur. Karşımda haksız olduğunu bilip de haklıymış gibi savunan insana da tahammülüm yok. Yalan söyleyene de yok. Tepkim ne olur? Aynı onun dediği gibi. Yani baktım beni anlayacak, konuşarak çözebileceğim bir insansa çözerim, konuşurum. Sıkılmadan da anlatırım ama anlamıyorsa Orada. yok, ben de olmam o ortamda Aynen. çünkü yani sonu iyi gitmeyecek büyük Ya ihtimal. Kendinde sevmediğin özellik ne? tüm özelliklerimi seviyorum diyormuşum. Sen söyle ben düşüneyim biraz. Çok sabırsız olmam bazı şeylerde. Hemen yani bu anneliğimle ilgili değil. Onda sabırlı olduğumu ben kendim de artık biliyorum, olmak zorundayım. Ama mesela bir şey almak istiyorum. Eşim diyor ki hani şimdi olmasın da sonra alalım. 2 gün sonra. O 2 gün bana geçmiyor. İstiyorum ki hemen alayım. Ya da bir şey olacaksa o hemen olmalı ya. Yani bir şey yapacaksam hemen yapmalıyım. O huyumu hiç sevmiyorum. Bir de bir şeye bir konuya taktım mı takarım yani ona sinir oluyorum yani. Keşke umursamasam. Yani tabii canım kameraydı. Yani öyle o huyuma sinir oluyorum. Takma daha yani umursama. Olamıyorum öyle. Ya şey geldi aklıma sen söylerken. Ben sinirlendiğimde ben genelde ağlamayı çok seven birisi değilim. Kolay kolay da ağlamam ama sinirlendiğimde o ağlarım yani. Gözyaşımı vurur ona çok sinir olurum ben o özelliğime. En sevdiğiniz tatlı. Künefe. Cevizli baklava. Boş zamanlarında ne yaparsın? Gezmeyi tercih ederim galiba. Müzik dinlerim. Boş zamanlarında ne yapılır ki daha? Öyle. Ya ben de bir Yani. anne olarak çok boş zamanım olmuyor. Onlar yatarsa oluyor. Ya o zaman da dediğim gibi çok söylüyorum. Gerçi bunu da dizi, film falan izliyorum. Ya da videom varsa edit yapıyorum. Boş zamanlarım böyle geçiyor. Keşke bol bol kitap okusam. Yıllar Değil oldu mi? bırakalı. İnşallah başlayacağım yeniden kitap okumaya. En sevdiğin rujun ve olmazsa olmazın. Yok. Yok mu en sevdiğin Ya ruj? genelde sevdiğim onu ama ruj Renk olarak, olarak. renk olarak kırmızı.
Tabii yani bu dudaklara kırmızı nasıl yakıştı gördünüz mü bana bakın bir. Kırmızı seni. Benim en sevdiğim ruj şey oldu. L'Oreal'in bu erotik isimli rujuna bayılıyorum. Yani o ruju günlük de sürerim, akşam da sürerim. Yani bundan sonra... Gece yatmadan önce de sürerim. Bazen sürüyorum da evin içinde de sürüyorum gerçekten. Çok sevdim o ruju. Ve bence her makyaja yani gece gündüz ayırt etmeksizin rahat kullanılabilecek bir ruj bence. En sevdiğin kıyafetin? En sevdiğim. Bilmem. Pantolon. Benim tayt. Yani hani kilo vermeden önce de tayt çok seviyordum. Kilo verdim hala tayt seviyorum. Zayıfladıkça mamcinleri taktım. Yani artık ya kilo verdikçe elbette ki kıyafet seçimim, tercihlerim de farklı olmaya başladı. Yani giydikçe daha netleşir. Şu anda tayt diyeceğim. Sevgilin veya eşin ayrılalım dese tepkin ne olurdu? Yok ki. Yok ki ben unuttum. Olduğunda deseydi ne olurdu? Evet. Ne olurdu? Hayali yani, bir sevgili hayali. Bir nedenini sorardım niye ayrıldığını, niye ayrılmak istediğini. Baktım makul bir cevap ya da bana yapmıyorsa herkes kendi yoluna yani. Yani ısrar eden tiplerden değilim ben. Ben de öyle olurum yani. Ne yapayım istemiyorsa kendi kaybeder. Adamı zorla mı tutayım arkadaş? Yani. İnatçı mısın? Hangi takımı tutuyorsun? İnatçıyımdır. Yani öyle de derler. Hangi takımı tutuyorum? Fenerbahçe. Ben de inatçıyımdır. Bayağı inatçı olduğumu söylerler. Fenerbahçeliyim. Sevdiğiniz Türk dizileri nelerdir? Dizileri değil de bir tane takip ettiğim var. Benim anne dizisi. Başka da yok. Öncesinde peki şu diziyi çok seviyorum dediğin. Yok ya. Öyle hani çok seviyorum dediğim. Ali'yi. Ha öncesinde mi? Hı. Çok da seviyorum diyemez ama seviyordum yani Ali'yi. Ta kaç senesinin dizisi. Yani hani izlesem bıkmam diyordun ya ondan dedim. İzledim onu bir kere daha izlerim dedi. İşte yani. Ama öyle sürekli üst üste izlemem. Bu iki ya da en fazla üç tür izlediğim. İkidir herhalde. Benim de şu anda sadece izlediğim Kara Sevda var. Onun dışında da Asmalı Konağı çok seviyorum. Ne sevdiğin mevsim? İlkbahar. Ne soğuk ne sıcak. İlkbahar ben de. Yazı da seviyorum ama böyle çok sıcağı sevmiyorum. Böyle Mayıs da Haziran'ı seveyim. Ben mevsim değil de ay olarak diyeyim. Ne tür müzikler dinlersiniz? Slow. Hiç istisnasız slow yani. Slow çok seviyorum. Ben de hareketli böyle kıpır kıpır şarkılar. Çok nadirdir böyle slow parçaları sevme. En rezil olduğun an? En rezil olduğum an? Aklıma gelmiyor ki ya. Böyle birden sorunca da ya yazdım ama hiçbir ne bu okudu yazdım ben de sadece o hiç düşünmedim ben rezil olduğum an. Ben anlatayım mı? Anlat bakalım. Kaça gidiyordum? 5'e gidiyordum sanırım. 5. sınıftan da ortaokula geçme dönemi oluyor ya. Kutlama yapacaktık. Hani 5. sınıf bitti 6. sınıfa geçeceğiz diye. Böyle annelerimiz falan bir gün önceden bir şeyler hazırladı, etti. Herkes bir şeyler getirdi. Bir güzel, eğlenceli bir ortam. Müzik var. Allah'ım benim de eteğim vardı o zaman altında. Özlem'e hiç anlatmadım ben bunu. Neyse müzik açıldı. Herkes oynuyor bir güzel. Oh dedim ben de şöyle şöyle bir kendimi geri atacaktım. Bir çocuğun üstüne pat diye arkaya bir düştüm. İyi yapmış kendini. Ama ne utandım, ne utandım, ne utandım. Daha da oturduğum yerden kalkmadım. Bütün sınıf benimle dalga geçmişti. Dalga geçeceğim de yere düşmüşüm pat diye. Kimse de kaldırmıyor da beni yani. Böyle bir rezilliğim var tabii benim. Benim aklıma gelmiyor vallahi. Sürekli dinlemekten, izlemekten bıkmadığınız şey? Dinlemekten, izlemekten bıkmadığım. Dinlemek, slow şarkıları dinlemekten bıkmam. Öyle söyleyeyim hani bir şarkı olarak değil de izlemekten bıkmadığım.
Ben cevap olmadan bir düşüneyim. Benim de yok. Yani dinlemekten bıkmadığım bir şarkıya zaten ben takıldıysam onu böyle günlerce yüzer defa dinlerim. Ama bir süre sonra o da bıktırır. Bıktırır yani. İzlemekten Asmalı Konak dizisini deli gibi seviyorum. Ama yeri geliyor bir başlayayım hani şu bölüme falan dediğimde onu bile şurasını atlayayım, burasını atlayayım. Genelde Seymen'le Bahar'ın olduğu yerleri izlerim. Hani yani bir yerden sonra bir şey bıktırıyor adamı. Bende yok öyle bir şey. Bende de. İnsanların hangi huylarına tahammül edemezsin? Bu tip bir soruya cevapladık aslında. İki yüzlü falan dedin. Yani aynen. Ondan. Onunla aynı neredeyse. O yüzden onu es geçelim. Okulda yaşadığın en kötü an. Ya buna şey gelmişti aklıma. Ortaokuldaydım galiba. 7 ya da 8 mi? İşte kızların ilk regle olduğu zamandı. Aman Allah'ım. Bilmiyorum ama hani. Okuldayken ben olmuştum ilk. O sırada da eteğime geçmişti ama kimse görmedi tabii ama ben kendim böyle bir telaş, bir rezil olmuşçasına sanki birisi görecek. O sınıftan çıkıp lavaboya gidene kadar ki o an yani ölümdü benim için. Vallahi aynı zor olmuştur. Yani bu geldi. O mu geldi? Benim de ben anlatmıştım aslında. Bir tane lisede bir kız vardı. Benden böyle bayağı büyük. Yani ben lisede de böyle hani ufak tefek daha zayıftım yani. Kız benden bayağı yapılıydı. Kızın sevgilisi geldi, kızı sordu. Ben de şey onun olmadığını falan söyledim. Kız da yanlış anlamış. Benim arkadaşına yazdığımı, asıldığımı falan söylemiş herkese. Oysa ki çocuk bana onu soruyordu. Hiç de sevmediğim bir kızdı. Neyse işte vay sen bilmem şusun busun işte onun daha kabacasınız artık hepiniz biliyorsunuz. Öyle bana söylüyor sınıfta bir sürü saydırıyor. Sen misin bana onu diyen? O kız valla kilolu milolu demedim. Sinirlenince insan herhalde şey yani bir güç mü geliyor nedir? Kızı bayağı böyle bildiğiniz yere attım üstüne çıkıp iyice tokatlıyordum. Öğretmenimiz gelmişti arkadan beni kaldırdı şöyle ensemden bir tuttu kaldırdı. Nasıl utandım. Şiddete elbette karşıyım. Ergenlik diyeyim ya. Küçüktük sonuçta yani o zamanlar. Şimdi öyle olsa umursamam. Geçerim giderim yani. Survivor'a gitsen neyde başarılı olurdun? Neyde başarılı olurdun? Bade kırar. Pilav yapar. Lapa pilav. Bilmem neyde başarılı olurdun. Sen? Valla ben yarışlarda kendimi iyi görüyorum yani. O güç bende var gibi ama kimseye ben yemek memek yok pişi yok pilav uğraşamam. Bu sefer de vay ona fazla verdin. Vay bana fazla verdin. Yok ben onlara gelemem. Yarışırım ben. Ben yarışacağım. Yarışırız biz. Bir insandan soğumanı sağlayan olay nedir? Hareket kare. Bilmem. Davranışları bana karşı tutun mu? Yani soğumak istediğin insana yani. Da bağlı. Yani insan yeter ki hani birinden ay bu insan da şöyle falan diye içinden geçirdiği insanın adese bile bir soğuyabilir yani değiş tarzına göre. Zamanı ileriye ve geriye alabilsen hangi zamana giderdin? Hangi zamana giderdin? İleriye. Leri'yi görmek isterdim. Kiminle evleneceğim? Çocuklarım olacak mı? Yaşlanınca nasıl görüneceğim? Onunla beraber ya, ölen olursa onları göreceğim. Yani. Yani. Kötü yana o ama ben de Leri'yi görmek isterdim. Ya geçmişi hemen yaşadım. Ne ara negatifi sığdırdın arkadaşlar? Geçmiş nasılsa yaşandı diye ben de ileriyi görmek isterdim. Ha. Çok geçmişteki tarihleri falan belki o anlamda da diye olabilir ama ben hiç merak etmiyorum açıkçası. Çok geçmiş Osmanlı olsun. Aynen. Ne bileyim Mısır zamanı denir nedir. Hiç merak etmiyorum o zamanları nedense. Kendinde en sevdiğin huyun. En sevdiğim huyum. Ay bu da çok ukalacı bir soru. En sevdiğin huyum. Bilmem. Yani hangisinden başlayayım? Tuba yürür. Yani 10 numara insansın diyeceğim. Sen benim huyu en sevdiğim. O zaman huyumu söyle.
Şu huyun güzeldi. Birbirimize o zaman onu söyleyelim biz. Sana da bulamıyorum. Ben buraları keseceğim, siliyorum. Kötü olan bilirsin. Çünkü öncesinde de dersin yani. Ya şu huyum olmasa dört dörtlük insanım şimdi. Geri gelir dersin ama ay şu huyum da çok güzelmiş kız falan. Neyse es geçelim bunu. Yani. Kokoreç ve midye hangisini seversin? Dedim hiçbirini. Midye. Kokoreç hayatta ağzıma süremem sürmem. Ama midye böyle bol ekşi. Şöyle güzel alttan kabuğunu sokuştur ye. Ay uzun yaşadı, zaman yaşadı vallahi ben, yaşadı. Vallahi Kutay'a hamileliğimde de öyle tiksindiğim bir yiyecekti ki uzun zamandır da yemediğim aklıma geldi soruda. Kötü anlarında kendini nasıl motive edersin? Etmem ki. Ben diyorum ya bir önceki soruda ne cevaplamıştı? Dibine kadar ben yaşayacağım. Ben aynen yaşarım yani. Etmem kendimi. Ağlatırım. Ben ağlatmayı seviyorum kendim herhalde. Öyle atlatırım yani. Ben de öyle dediğim gibi hani motive yani moralim falan bozuk olduğu zamanlarda ben yalnız kalamam. Yalnız kaldığımda çünkü bilirim ki o onları düşüneceğim. Daha çok üzüleceğim. Mümkün olduğunca belki dışarıda vakit geçiririm. Annem, eşim, çocuklarım. Böyle motive ederim kendimi. Aa sorular bitmiş. Ne ara ya? Bitti, güzeldi böyle. Eğer ki daha merak ettikleriniz, çekmemizi istediğiniz ekstra sorular ya da videolar varsa yazarsanız çok seviniriz. Şimdilik bu kadardı. Dediğim gibi ikimizin daha öncesinde de çektiği videolar vardı. Onların hepsini linkini aşağıya bırakacağım. Oradan da bizi ikimizi izleyebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.